Hoş geldiniz. Sevgili ve değerli hocamız Mete Sözen'i Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ilk defa ağırlıyoruz. Bu özel günde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eminim hepiniz Mete hocamızı dinlemek istiyorsunuz ama önce beraber benim de katkıda bulunduğum bir projenin bazı bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Orada Mete hocamızın sunuşuna bir altlık, bir ön ısıtma olacak. Bu proje burada da belirtildiği gibi Amerikan Milli Bilimi Vakfı tarafından desteklenmiş. Mete hocamızın yürütücülüğünü yaptığı, benim de 1976 yılında, yani bundan tam 40 yıl önce araştırma asistanı olarak katkıda bulunduğum bir proje. Bu projede neler yaptık? Çok kısaca özetleyeceğim sizlere. Projede şurada gördüğünüz modeli yaptık. Sallama tablosunu monte ettik. Bu tabloyu şurada gördüğünüz piston kanalıyla daha önceden payla alınmış deprem bilgilerini uygulayarak silkeleri salladık ve birkaç defa bu sallamayı yaparak bina modelindeki değişimi kayda aldık. Bu kayıtları hem görsel olarak çatlakları çizerek yaptık. Hem de şurada gördüğünüz şu an yansıda göreceğiz. Her kata LVDT dediğimiz deplasman ölçen ölçme aletleri artı 20 ölçen akselerometreleri koyarak kayda aldık. Daha sonra da bütün bu kayıtları inceledik. Bilgisayar ortamında. Çok detaylı incelemeler neticesinde depreme dayanıklı bina yapımına dönük bilgiler vermeye ve bunları uygulamaya çalıştık. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok katlı, 10 katlı, 3 açıklıklı, 10 katlı, 3 açıklıklı çerçeve modellerinden bahsediyoruz. Bu modeller her bina modelinde iki tane yan yana kondu. Ve araya 1000 poundluk yükler basıldı. Sallandığında da deprem yüklerini bu model üzerine uygulamış olduk. Şurada gördüğünüz gibi bu artık bitmiş ve giydirilmiş, yani bütün ölçme aletleri yerine oturtulmuş bir halini görüyoruz bu yansıda. Şurada gördüklerimiz deplasman ölçenler. Her katta aynı zamanda ivme ölçen aletlerimiz de var. Bunu yapmak kolay olmadı. Çünkü ilk defa bu büyüklükte bir, dünyada ilk defa bu büyüklükte bir model test ediliyordu. Yüzlerce detayı sıfırdan geliştirmemiz, problemleri çözmemiz ve sahaya çıkartmamız gerekiyordu. Bunun yapım aşamalarını çok kısa bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kesitlere bir bakalım. Bu kesite şurada giriş kolon kesitini görüyorsunuz. Girişler 1,5 inçe 1,5 inç kesitindeydi. Kolonlar ise 2'ye 1,5 inç kesitinde. Yani girişler yaklaşık 4 cm, kolonlar ise 4'e 5 cm. Burada gördüğünüz donatılar ana donatılar. Etriyeler burada gösterilmiyor. Piriş kolon kestiğine de yük geldiği için onun özel olarak güçlendirilmesi gerekiyordu. Şurada pinleri koymamız için bir delik var. Onu koruyan bir boru var. Etrafında da spiral ayrıca bir güçlendirici bir boru. Bu birçok yönden çok dikkatli planlanması gerekiyordu. Bir kere mikrokonkrit kullanıldı. Belli ölçekte küçültülmesi gerekiyordu. Teller, donatı yerine teller kullanıldı. Teller kullanmaya çalıştığımızda Amerika'da bile bunların standart olmadığını gördük. Isıtarak fırınlarda olabildiğince standart hale getirmeye çalıştık. Bunlar da en iyi ürün deniyor. Şimdi bunu modelleri nasıl yaptığımıza bakalım. Modelleri yatayla çelik kalıplar içerisinde dökerek oluşturduk.
önce tabii donatılar gelmiştirildi. Burada base curve dediğimiz temel girişi ve oradan çıkan kolonları görüyoruz. Kolonlar ve girişlerde de spiral etkiyeler var. Burada gördüğünüz gibi. Burada daha yakın bir bakışlar görüyoruz. Kolon giriş temelleri ve temel girişini çıkartı. Kalıpları görüyoruz. Kalıplar burada gördüğünüz gibi bunların etrafına beton döktüğünüzde siz de algılayabilirsiniz. Dökmek kolay ama beton kuruduğunda bir defa sıkıştıracak ve bu kalıpları iyice sıkıştırıyor olacak. Bir defa kalıplar çıkarttığım derken bu küçük modelin kolonlarındaki işlerini, bağlantı noktalarını zedelemek gibi bir risk vardı. O nedenle kalıplarda özel bir yaklaşım, bir detay geliştirmemiz gerekti. Onu da şöyle yaptık. Şurada gördüğünüz gibi köşelerde özel kesimlerle bu işi yaptık. Şu vidaları kullanmadık. Bunlar yerine ortalarda deliklenerek ortalara birer vida atmamız gerekti. Bu hem birbirini tutma açısından faydalı oldu. Hem de kalıpların çıkartılması aşamasında bakın şurada görüyorsunuz çelik kalıplar. Şuraya bir şunları öncelikle beton döktükten sonra prizini aldıktan sonra şu vidaları çıkardık. Şuraya bir tornavida soktuk. Şöyle yukarı doğru çekerek girişin kolonun betonuna zarar vermeden çatlatmadan bu kalıpları ayıklamamız mümkün oldu. Şimdi şurada da detaylı görüyorsunuz o kolon giriş bağlantısını. Burada gördüğünüz gibi beton döktük, dikkatli bir şekilde dökmek ve dikletmemiz gerekiyordu. Aynı anda iki çerçeveyi birden dökmemiz gerekti. Onu yaptık. Tabii işte modelleme, kolon giriş bağlantıları, donatıları yanında bu götürdüğü kalıplara açılandı. Bunu gene çatlatmadan kaldırmamız ve götürüp sallama kablosunun üzerine monte edebilmemiz gerekiyordu. Orada da bizi problemi çözdüğümüz günlere geldi. Bunu yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi sallama kablosuna monte ettik. Her katta gördüğü gibi 1000 pound'luk yük bastı. Bunların asılması da ciddi bir çalışma gerekti. Çünkü asıyorsunuz 10 katlı 3 metre yüksekliğinde bir model. Sallama tablosunu aktive ettiğinizde her kat belli ivme kazanıyor ve ciddi yükler geliyor. Eğer herhangi bir şekilde gevşeklik olsa o katta bu defa kayıtlarda gürültü dediğimiz parazitler olacak. Siyah bir kayıt çıkacak. Orada bir işe yaramayacaktı. O nedenle bu bağlantılarda da çok özel bir yaklaşım geliştirmemiz gerekti. Bunu da çelik civatalar kullanarak çözdük. 3 santim kalınlığında bir civatayı deldik. İçinden de 1,5 santim kalınlığında bir civata geçirdik. Böylece ayarlanabilir bir bağlantı elde ettik. Karşılıklı birbirine karşı sıkıştıracak. Bütün ince ayarını yapmış olduk. Hiçbir açıklık kalmadı. Ne kadar sallarsak sallayalım. Hiçbir şekilde açıklık olmadığı için parazit gibi bir problemle karşılaştık. Bu kadar çalıştıktan sonra ben şimdi dinlenmek istedim. Şöyle böyle bir deneyimiz oldu. Ben bunu sizlerle paylaştıktan sonra sözü hocaların hocası Mete Hocam sana. Teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Kıymetli vakitlerinizi benim bir konuşmamda sarf ettiğiniz için. Ekseriyet öğrenci mi? O çok iyi. Ben onu
bekliyordu. Maalesef akademisyenlere söyleyecek bir şey yok. Ben basit, kapalı bir insan ve sizin affınızı dilemek istiyorum. Çünkü ben Türkiye'yi bırakınca bile Türkçem iyi değildi. Ben Doğu Karadenizli ve tabii yarım asırdır Türkçe konuştuğum yok. Bugün benim için büyük bir imtihan. Arada sırada kekeleyeceğim ve ümit ediyorum ki Haluk Hocam bana yardım edecek bunu yaparken. Bakın, konuşmam mümkün olduğu kadar kısa olacak ve üç kısma ayırdım. İlk kısım aslında öğrenciler için. Tecrübeden gelen bazı şeyler. İspatı zor olan ama faydalı denemeler. Ve benim tuhaf alfabeme de müsaade edeceksiniz. Çünkü Türk alfabesinde olan her harf İngiliz alfabesinde yok. Ama biliyor musunuz Türk alfabesini bir Amerikalı yapacak. Bunu biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in emriyle. İkinci, sizinle sizden müsaade isteyerek depreme karşı en basit yöntemden bahsedeceğim. Yani eğer bu işi mekanisyenler görseydi beni asarlardı. Aklımız da olsun. Üçüncüsü, bizim Illinois Üniversitesi'ndeki deprem aracının Earthquake Simulator'ın kısa bir tarihini vereceğim size. Fakat şunu söyleyeyim oraya girmeden hemen. Haluk Hocam'ın bahsettiği testlerin en ilgili tarafı şuydu. Bakın iki tane çerçeve. Bir tanesini çok demand, yani çok kuvvetli bir depreme maruz ettik. İkincisini üç depreme maruz ettik. Ya, çok yumuşak bir deprem, orta halde bir deprem ve gene çok yüksek bir deprem. Ve her iki bina da aynı deplasmanı gördü. Şimdi bu problem üzerinde biz hala çalışıyoruz. Haluk çıktıktan sonra. Meksika Üniversitesi çalışıyor. Seattle Üniversitesi çalışıyor. Hala anlamaya çalışıyoruz. Hala hatta Meksika Üniversitesi diyor ki siz kurnazlık yaptınız. Böyle bir şey olmadı diyor. İnanmıyorlar olduğuna ama oldu. Yani çok ilginç bir şey. Neyse. Şimdi ben ispatı zor olan ama faydalı genellemelerle devam edeyim. Bir kere deprem sahasında hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Ve bunu söyleyen adamın kim olduğunu biliyorsunuz. Depremle pek ilgisi yoktu ama müdafaayla çok ilgisi vardı bu adamın. Bir genelleme daha. Bakın Amerika'da, bir Türkiye'de nasıl olduğunu bilmem. Ama Amerika'da üç türlü mühendis var. Bir grup, ki diyeceğim ki %70'i mühendislerin, bakar, düşünmez. Yani ampirik şeylerden gider, yahut computer programı kullanır, ne çıkarsa yapar, düşünmez ne olduğunu. Şöyle böyle %29 düşünür, bakmaz. Sadece hesabını yapar ve ne olduğuna bakmaz ondan sonra. %29. %1 hem düşünür hem bakar. Öğrencilere tavsiye ederim, siz bu üçüncü kısımdan olmaya çalışın. Hem geriye bakın, tecrübeye bakın, hem de hesaplarınıza bakın, dikkatli olun. O vakit %1 oluyorsunuz. Bakın, bir mühendisin benim bildiğim en önemli ödevi zor olan şeyleri kolaylaştırmak. Kolay olan şeyleri zorlaştırmak değil. Bakın ben geçenlerde sizin deprem taslağınızı gördüm. Korkunç bir şey. Kolay olan şeyleri zorlaştırıyorlar. Neden bilmem. Ama herhalde benim yaptığımı siz anlamazsınız demek gibi bir şey oluyor. Fakat mühendislik hayatımızda daima her şeyi en basit şekilde yap. Elimizden geldiği kadar basit bir şekilde yap.
Tamam. Size bir sorum var. Biliyorsunuz değil mi? Bir ilim adamının sorumluluğun mesuliyeti bilinen şeyleri bilmesi, değil mi? Bilinen şeyleri bilmesi. O kolay değil. Bir mühendisin sorumluluğu nedir? Bilmediği şeyleri bilmesidir. Ki çok zordur. Ve ben bunu bir kelime oyunu olarak söylemiyorum size. Bir mühendisin en önemli sorumluluğu kendi bildiği bilginin nereye kadar gittiğini bilmesidir. Nerede duruyor? Yani çok daha zordur. Ben de